Selam millet, ben Şefik ve bu da Forever Skies yeni oyunlardan biri sayılır. 22 Haziran'da erken erişime sunulmuştu. 1 yıl kadar erken erişimde kalması planlanıyor. Bu nasıl bir oyun dersiniz? Bir hayatta kalma oyunu ve bu menüdeki görsellikten anlayacağınız üzere gökyüzünde geçen bir hayatta kalma oyunu. Oyun şu anda tek kişi oynanabiliyor ama ilerleyen dönemde oyuna 4 kişiye kadar eşit oyun desteği getirilmesi de planlanıyor. Biz bu sağdaki karakteriz. Dünya yıllar yıllar önce yaşanmaz bir hale geliyor. İnsanlık buradan uzaklaşıyor. Sonrasında yüzlerce yıl sonra biz geri dönüyoruz. Bu sol tarafta gördüğünüz gemiyle buraya geri dönüyoruz. Ve dünyanın ne halde olduğunu görmeye çalışıyoruz. Bir yandan da bir hastalığa çare arıyoruz aslında. Ve bu süreçte yeni teknolojiler keşfediyoruz ve hayatta kalmaya çalışırken bu soldaki gemimizi büyütmeye çalışıyoruz diyorum. Detayları oynayarak göstermek üzere şu ana kadar birkaç saat boyunca ilerlediğim sevimi açıyorum. İşte karşınızda gemim. Biraz daha küçük bir gemiyle başlıyorsunuz oyuna. Oyun zaten böyle belli görevler eşliğinde üst üste görevler vererek size hem oyunu öğretiyor hem de size aslında biraz hikaye içinde yönlendiriyor. Tabii ki oyunun en başında bir ufak bir hastalıkla başlıyoruz yanlış hatırlamıyorsam. O hastalığı çözmeye çalışıyoruz. Öyle bir hastalık ki güneşe baktığımız zaman zarar görmeye başlıyoruz. Onu çözdükten sonra aslında oyunun dünyasını keşfetmeye çalışıyoruz. Şimdi bu oyun gökyüzünde geçiyor. Bu gemiyle hatta biraz daha uzaktan göstereyim gemimi iyice görün. Şu gemiyle başlıyoruz. Arka kısımları yoktu. Ben bunları yavaş yavaş büyüttüm. Ve bir sürü yer var. Yere inemiyoruz. Çünkü dünyanın yüzeyi bu kumla kaplanmış. İşte kum, toz, toksik bir şey. Bununla kaplanmış durumda. Biz gökyüzünde ilerliyoruz. Aslında bu kadar yükseğe de çıkamıyoruz. Yavaş yavaş gemimizi geliştirmemiz gerekiyor. Geliştirdikten sonra yukarıya çıkıyoruz. Ve şöyle uzakta gördüğünüz gibi kuleler, istasyonlar ya da bunun gibi ilginç binalara gelerek yeni şeyler keşfediyoruz. Yeni keşifler yapıyoruz. Bunlarla beraber yeni teknolojileri araştırıyoruz. Sonrasında yeni bir şeyler üreterek hayatta kalırken aslında daha da güçlü hale geliyoruz. Şöyle bir detay var. Oyun erken erişim sürecinde de şu an bir savaş sistemi yok. Yani bizimle savaşan düşmanlar yok. Zaman zaman ufak tefek şeyler karşımıza çıkıyor. Bu arada yağmur başladı. Ben yavaştan içeri gireyim. Hatta şu kapıyı da kapatayım. Ufak tefek yaratıklar diyeyim de çok ufaklar gerçekten. Şu ana kadar en azından benim denk geldiklerim öyleydi. Çok ufaklardı. Hani onlar falan size zarar verebiliyor ama onun dışında öyle bir karşınıza işte silahlı insanlar ya da dev yaratıklar vesaire gelmiyor ama oyunun roadmap'inde combat sisteminin de hani geleceği, geliştirileceği söyleniyor. Muhtemelen oyuna savaşabileceğimiz bir şeyler de gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi oyunda neler yapabiliyoruz bir onları söyleyeyim. Sonra da birazcık aksiyona geçeyim. Gördüğünüz gibi buraya bir tane poster asmışım. Bir poster de buraya asmıştım. Bu bir çapraz eşleme sanırım bitki üretimiyle alakalı bir şeydi aynen. Bunu da nerede bulduğumu hatırlamıyorum. Şimdi oyunun haritasında şöyle aydınlık bir yerden, daha doğrusu cam olan bir yerden bakayım. Gerçi biraz fırtına başladığı için görüş azaldı ama şöyle tekrar açayım. İşte bir kulede başlıyorsunuz, orada ufak tefek şeyler buluyorsunuz. Sonra bu gemiyi çalışır hale getiriyorsunuz. Arkasına bir motor. Bunu biz mi takıyorduk yoksa var mıydı hatırlamıyorum. Sonuç olarak bu gemiyi çalışır hale getirdikten sonra buradan uzaklaşmaya başlıyoruz. Ve gemiye örneğin şunlar gibi parçalar takarak daha yukarı çıkıyoruz ve diğer kulelerde keşfe başlıyoruz. Bir keşif yaptıktan sonra, daha doğrusu herhangi bir şey bulduktan sonra şu elimizdeki cihazla etrafı tarayabiliyoruz bu arada. Tarama işleminden sonra aslında o şeyin nasıl yapılacağını öğrenmiş oluyoruz. Sonra onu araştırma istasyonunda bir kere research etmemiz gerekiyor. Bir şey yapabilmemiz için, üretebilmemiz için ki burada da kaynak kullanıyoruz. Research tamamladıktan sonra da bu basit fabrikatörde bu ürünleri yapabiliyoruz. Ürünler dediğim aslında işte gemi hasar görürse onun bir tamir yamasından tutun da işte ne bileyim su şişesine, filtrelere ya da işte bu gemide kullandığımız diğer araçlara kadar birçok şey var. Hatta şöyle diyeyim. Gemiyi buradan kontrol ediyoruz ama önümüzde ne var, sağda solda ne var normalde görmüyorduk. Bu arada bizim gemi kayıyor mu diye baktım. Yok. Sonra bu ekranı yaptım mesela. Bu aslında etrafta ne olduğunu görmemizi sağlıyor. İşte dağları vesaire göstermesi dışında önemli noktaları gösteriyor. İşte farklı yapılar var. İşte kuleler vesaire. Bunları haritada görmemizi sağlıyor. Ama yine aslında hikaye bizi yönlendiriyor bir şekilde. Yani ünlemli olan yerlere git, şuraya git. İşte en başta tek ışık yanan bir yere git. Sonra çift ışık yanan bir yere git. Hani bizi ufak ufak yol gösteriyor oyun. O yüzden çok fazla kaybolma şansımız olmuyor. Ama işte kaynak toplamak için istediğiniz yere gidebilirsiniz yine. Şimdi araştırma kısmını söyledim. Bir tane yatak yaptım tabii ki buraya. Uyumamız gerekiyor. Tabii hayatta kalma oyun dedim. En temel şeyleri söylemedim. Sol altta 4 tane bar var. Enerji, daha enerji, sağlık, açlık ve susuzluk. Şu an gördüğünüz gibi biraz su ihtiyacım var. Şöyle birkaç tane üretim göstereyim ben size. Şurada bir filtre yapabiliyorduk. Önce onu göstereyim. Bunun için sentetik lazım. Şimdi
Kaynakları nasıl topluyorsunuz? Bir kere gökyüzünde, işte dünya bu toksik bir tozla kaplandığı için gökyüzünde kaynak toplamamız gerekiyor. Burada uçuşan parçalar var. Bunlar aslında sadece şu ana kadar iki tane görebildim. Biri bu sentetik, gördüğünüz gibi bu cihazla toplayabiliyorsunuz. Bir de şunlardan metal topluyorsunuz. Ama tabii ki oyundaki tek kaynaklar bunlar değil. Hazır elimdeymişken şöyle iyice toplayayım. Bazen bu geldiğiniz istasyonlarda, binalarda vesairede toplayabileceğiniz kaynaklar oluyor ki özellikle işte bakırdır vesairedir. Bunları almak için buna ihtiyacınız oluyor. Kaynakları topladıktan sonra şöyle kapıyı kapatalım. Aslında bir zarar da görmüyoruz ama şundan yapalım. Bunu yaptıktan sonra şu dışarıdaki bir cihaz vardı. Adı neydi? Bakalım. Condenser membrane diyor. Bunu alıp bu da öyle. Bunu alıp içine koyacaktım ama envanterim dolmuş. Hemen şurada bir envantere bakalım. Üstümde gördüğünüz gibi bir sürü bu su veriyormuş. Bunu da içelim. Bir şey üretiyorsunuz. Alıyorsunuz. Sonra onu gerekli yerde kullanıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bir şey daha var aslında. Şimdi bu su sorununu çözüyor. Hatta şöyle göstereyim. Envanteri de göstereyim aslında. Bu sırada su hazırlanır. Kirli su topluyor diyeyim o cihaz. Envanterimizde sadece 20 anilik yer var. Burada işte süs eşyalarıdır, yemeklerdir. Evet, süs eşyaları da var oyunda. İlginç oyuncaklar vesaire var. Birçok kaynağı vesaire topluyoruz. Buradan suyu alayım. Burada su varmış zaten. İşte boş şişeleri kirli suyla ya da temiz suyla doldurabiliyoruz. Ki burada bayağı bir boş şişem var. Bunları bir şekilde halletmem lazım. Bu arada ben oradan temiz su aldım. Bunu içeyim. Kalori seviyesi düşüyor dedi. Bu da açlıkla alakalı bir şey. Bir başka şeyi göstereyim. Suyu gösterdim madem. Yemek konusunda da şöyle lure'lar yapıyorsunuz ve bunları hatta direkt göstereceğim. Bunu alıyorsunuz. Şurada bir cihazınız var. Bu da yemek için. Suyu gösterdim. Yemeği de göstereyim. Bunun içine bunu koyuyorsunuz. Sonra bunu aşağı itiyorsunuz. Salıyorsunuz daha doğrusu. Olta gibi düşünebilirsiniz. Bu size bu cihaz en azından bir tane basit lure'la 3 tane yemek getiriyor. Bunların da otomatize çalıştığı sistemler var. Yani bu kadar manueller. Zaten bu gemiyi büyüttükten sonra her şeyi tek tek adım adım uğraşmanız çok zor. Bunlarla ilgili teknolojileri siz keşfettikçe, daha doğrusu herhangi bir ürün keşfettikçe onlar buraya ekleniyor ve sonrasında mesela bu otomatik yakalama sistemi var. Bunları kullanarak işleri daha kolay ve daha hızlı halledebiliyorsunuz. Şu an mesela bir şey yakaladı, hemen çekelim. Buradan suyun başka nerede kullanılabildiğini göstereceğim. Bunlar tabi oyundaki çok temel şeyler. Ben birkaç saat oynadım. İlerleyen aşamalarda biraz daha detaylı teknolojiler var, işte farklı adımlar var ama en azından bunları görün istedim oyuna başlarken. Bu nedir? Bu yemek pişirme istasyonu diye düşünebilirsiniz. Buraya su koyuyorsunuz ki su varmış aslında burada. Sonra da işte yakaladığınız, topladığınız bitkileri koyuyorsunuz. Şimdi bunu aldığımda bunun herhangi bir zararı yoktu. Ben bunu yiyebilirdim. İşte bu yiyecekler tokluk veriyor ve enerji veriyor. Sağlık verenler de var sanırım ama bunları pişirirseniz daha etkili oluyor. Ya birçok aslında hayatta kalma oyununda, bu tarz hayatta kalma oyunlarında olan mekanikler bu oyunda da var. Bu arada bu oyunun esinlendiği oyunlar tabii ki biraz fark etmişsinizdir. Subnautica'ya benziyor. Orada tabii deniz altında bir gemi ya da dev bir gemi yapıyorduk. Burada gökyüzündeyiz. Raft'tan esinlenmişler. Green Hell'den de esinlenmişler ama tabii hepsinin hangi mekaniklerini bu oyuna yedirmişler bunları görmek için biraz zaman harcamamız gerekiyor. Şimdi buradaki işim bittikten sonra birkaç şey daha göstereceğim. Envanterde ıvır zıvırlar var dedim. Crossbow Bolt bulmuşum. Onu yapmadım. Sentetik zaten temel kaynaklardan biri. Oksijen tanklarımız var vesaire. Burada yemek oldu. Hazır elindeymişken şeyi de deneyeceğim. Bunları da yiyerek hemen şöyle tokluğumuzu giderelim. Bayağı iyi durumdayım. Suyu kaynatabiliyor muyuz? Ondan emin değilim. Bu arada ben bundan bir tane aldım. Aşağı salayım. Daha fazla yemek bulsun bana. Ben o sırada burada bir yemek daha yaparım. Böyle bakalım. Buradan da gidebilirim aslında. Size biraz gemiyi de nasıl kullandığını vesaire de göstermek istiyorum ama oyunun bana verdiği görev şu anda bu yer altındaki yeri keşfetmem. Aslında oraya da gideceğim. Normalde oyunun başlarında gökyüzünde geçiyor zaten her şey ama bir noktada işte keşif yapmak için özellikle bu hastalığa çare bulmak için diyeyim. Yer altında araştırma yapmamız gerekiyor. Buraya gelmek de biraz zordu. Onu da nasıl geldiğimi söyleyeceğim. Bir yemeğimizi de alalım. Bunu da pişirelim. Yanımıza alalım. Gerçi bir açlık gibi bir sıkıntımız yok ama bulduğu şeyi de alalım. Onu da pişirelim.
O su bitmiş. Şu koyalım. Şuradan yanımıza su aldık. Hatta onu da içelim. Sonrasında ben birkaç şeyi burada bırakayım aslında. Yer varsa direkt salayım. Çünkü birazcık gemiden değilim. Farklı şeyler göstermek istiyorum. Bunlar da pişirilebilir şeyler. Bunları da bırakıyorum. Hatta elim değmişken bir tane daha sandık yapsam mı? Malzeme var mı bakalım. Burada olması lazım. Metal ve sentetik diyor. Hemen bu basit kaynakları gemiyle toplayalım. Toplayamıyoruz. Bu taraf uçamıyor. Bunu alıp, bu arada bu herhangi bir eşyayı, herhangi bir yere koyduğunuz herhangi bir eşyayı alıp başka bir yere taşıyabiliyorsunuz. Yani kırıp işte kaynaklarını geri alayım. Sonra tekrar yaparım gibi bir süreç yok. Çok basit. Alıp taşıyabiliyorsunuz. Biraz metale ihtiyacım var ama metal uzakta... Neler oluyor? Gemi kayıyor mu derken acaba hakikaten bir... Kayma mı oldu dedim ama yok. Yani korktum. Sanırım fırtına başladı. Hava da biraz kapadı. Ben bu süreci uyuyarak geçireyim. Hava da biraz düzelir belki. Çünkü hem görüş açılsın hem de daha rahat hareket edelim. Çünkü hala bilmediğim mekanikleri olabilir. Yani fırtınanın bana bir negatif etkisi olabilir. Ondan emin olmadığım için bu kısmı geçeyim istedim. Hava iyice aydınlandı. Buradan bir yemek çekmiş miydik? Bir kez daha gönderelim. Bir yemeğimizi de pişirdik. Onu da yiyeyim hatta. 40 food veriyormuş. Şu an sapasağlamım. Hatta bunu da alıp içtim. Bunu kaynatabiliyor muyuz acaba? Kirli suyu kaynatamıyor olabiliriz. Sandık yapacaktım. Sandığı yapalım. Sonra biraz keşfe çıkalım. Metal bulamamışım ya. Şu metali de hemen bulalım. Metali de hızlıca bulduk. Yemeği de alalım. Bu gemideki işlerimin hepsini bitireyim. Yani temel birkaç şeyi görün. Neler yaptığımı. Bunun da işi bitti. Gel bakalım. Bunu bir daha gönderemiyoruz. Bu 3 kere gönderilebiliyordu. Hemen buraya şunu koyalım. Bir de kirli suyla kaynatmayı deneyeyim. Bakalım bir etkisi olacak mı? Onu da görmüş olurum. Hep temiz suyla yemek yapmaya çalıştım. Bu arada bir araştırma yapabiliyorsak aslında bunu da gösterebilirim. Nasıl olduğunu görün. Polimer gerekiyormuş. Polimerim var. Pardon. Bitki yağı gerekiyormuş. Polimer için. Demek ki ben bunu üretemiyorum şu anda. Böyle bir şey var. Acaba diyorum bir hayvan alabiliyor muyuz yanımıza? Çok küçük şeyler görmüştüm ama bir hayvan alabiliyor muyuz? Ondan emin değilim. Enerji kristali görmüşken bunun yakıtını yapayım. Envanteri gösteriyordum aslında. Biraz dağıldı. Burada bir tane tarayıcım var. Airship Builder dediği işte gemiyi modifiye etmenizi sağlayan şey. Onu da göstereyim. Böyle dışarı çıkalım. Normalde bunu seçtiğinizde şu an biraz burası çok müsait değil ama sol tıkladığınızda burada keşfettiğiniz şeyleri geminize uygulayabiliyorsunuz. Yani yapı parçalarını diyeyim. İşte küçük bir kokpit var. Geminin önü öyle zaten. Hemen arkasında bir oda var. Merdivenli oda yapabiliyorsunuz. Bu ne demek? Böyle sürekli sağa sola genişlemek yerine aşağı yukarı yani katlı bir gemi de yapabiliyorsunuz. Bunlar için de gereken malzemeler aslında çok basit. Sentetik metal havada bulunuyor. Plastik scrap de her yerde bulunuyor bu gittiğiniz yerlerde. Onun dışında duvarları değiştirebiliyorsunuz. Normalde yaptığınız duvarlarda bu çarpı şeklinde görünüyor. Bunları işte metal yapabilirsiniz, plastik yapabilirsiniz. Camlı yapabilirsiniz manzaralı olsun diye. Onun dışında catwalk ve railing var. İşte catwalk nedir? Şu hemen geminin dışında yürüyebildiğim yerler. Bunları büyütüp geminin dışında da birazcık hareket edebiliyorsunuz. Şuna da bakıp artık bir içeri gireceğim. Pişirdiğim... Evet bu oluyormuş sanırım. Şeyle yaptığınız zaman bir yemeği, kirli suyla yaptığınız zaman bu oluyor. Bunu yemeyeceğim. Bu aslında food veriyor da sağlıktan getiriyor, götürüyor. Bunu yapmaya gerek yok. Şunu da alalım. Sandıkları üst üste koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz peki. Ben bunu şimdilik buraya koyacağım. Şunları bırakalım. Çok fazla da yer yok aslında ama olabildiğince yer açmaya çalıştım. Bu dursun. Muhtemelen biz ondan buluruz. Şunu da bırakalım. Tamam, envanterde birazcık yer açtım. Şimdi gelelim asıl konuya, bu keşif kısmına. Yani biz böyle geldik bir yere konduk, burada ne yapacağız? Burada istediğimiz gibi hareket edebiliyoruz demeden önce bir şeye daha bakacağım. Aklımda bir şey daha vardı, onu yapabiliyor muyum? Yapmış mıydım hatırlamıyorum. Normalde şu cihazı gösterdim, işte sağdan soldan bir şey toplayabiliyorsunuz. Bir indiğiniz kulede de herhangi bir kaynak varsa onu da bununla çekebiliyorsunuz ama
Mesela içeri girdiğinizde bunu yapamıyorsunuz. Bunu yapmak için başka bir cihaza ihtiyacınız var. O cihaz bende var mı? Hemen ona bir bakayım. Keşfetmiş olabilirim. Hatta şuradan bakayım. Bakalım. Bu. Aynen, buna ihtiyacım var. Transformer ve polimere ihtiyacım varmış. Benim üstümde bundan yok. Transformer ve polimer. Transformer bu. Polimer bu. Bir tane yapalım. Bu bize lazım olacak çünkü. Sonrasında tekrar polimeri şuradan. Onu da bıraktık. Hatta yer varken buraya ben bir şişe daha bırakayım. Pardon, şu oyuncağı bırakalım. Belki bir yerde kirli su buluruz. Güzel, bunu da aldık. Artık biz de kaynak toplayabileceğiz. Şimdi bir istasyona indiniz ya da kuleye indiniz. Herhangi bir yere böyle geldiniz. Burada ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki etrafı keşfediyorsunuz. İşte bazı yerlere giremeyebiliyorsunuz. Bu yaptığım cihaz aslında bazı girilemeyen yerlere girmemi sağlıyor. Bazı engelleri aşmak için buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Bazı engelleri aşmak için de bu dördüncü slotundaki bıçağa ihtiyacınız oluyor. Hemen etrafı keşfetmeye başlıyorsunuz. İşte kaynak var mı, şu var. Mesela bakın, bu gemiyle alınacak bir şeydi. Gemiden burayı göremiyorduk ama artık bölümdeki cihaz sayesinde buraları bir güzel tarayarak yok edebiliyorum. Mesela arkasında önemli bir şey olsaydı, şu an yok gibi duruyor, oraya da gitmemi sağlardı. Bakayım. Yok, aşağı atlarsam muhtemelen ölürüm. Bu arada aşağı düşmekten korkmayın. Ölürseniz oyun size tekrar spam ediyor ve üstünüzdeki her şey duruyor. Ben ilk başta ilk ölüşümde korkmuştum. Eyvah, kaynaklar gitti, düştüğüm yerde mi olacak falan diye. Öyle bir sıkıntı yok. Hatta oyunda bir yere girdiniz ve sıkıştınız diyelim. Şuradan unstop'a basıyorsunuz. O size yine gemiye atıyor. Belki hani ilerleyen süreçte... Ne oldu ya? Heh, bu asansör. Asansörü bulmuştum. Belki ilerleyen süreçte farklı dinamiklerde oyun içine katılır. Hani böyle her sıkıştığın yerden çıkmak yerine kurtulmanın yollarını arayabiliriz. Buralarda taramamı yaptım. Aslında gidip metal bulmuş oldum. Metali zaten dışarıda da bulabiliyordum. Şimdi bana ne demişti oyun? Yer altını keşfet demişti. Burada bir asansör buldum. Bu asansöre bindikten sonra, bakın şurada da biraz kaynak bulmuşuz. Hatta ben buraya bayağı doldurmuşum. Önemli şeyleri alalım. Bakalım. Burada aşağı inip aşağıdan ekstra kaynaklar topluyordum. Normalde bulamadığımız. Bir de buraya... Organik printer yapmışlar. Bunu alamıyoruz ama en azından bu da bize işte medkit ve boş şey yapabiliyor. Boş şey yaptığına göre aşağıdan sıvı da bulabiliriz diye düşünüyorum. Asansöre basalım. Bir aşağı inelim. Yerin altında neler varmış? Bu toksik toprakların, kumun altında ne varmış? Onu bir görelim istiyorum. Şu ana kadar göstermediğim bir şey var mı? Var aslında. Şu envanteri girip çıktım ama oradaki birkaç detayı daha göstereceğim. Hani dümdüz hayatta kalmaya çalışırken hiçbir şey öğrenemiyor muyuz? İşte burada ne olmuş? Oyun bir hikayesi, dünyasında olan biteni yok mu derseniz onu şöyle görebilirsiniz. To Do List oyunun başından itibaren size yol gösteren kısım. Yani işte bu dünyaya dön. İşte fotofobya virüsünün cure'unu bul. Ondan sonra gemiyi bir bitir. Hakikaten geminin nasıl uçacağını bilmiyormuşum. Daha doğrusu başta gemi uçmuyormuş, onu tamamlıyormuşum. İşte suyu temizle vesaire vesaire. Burada adımları gösteriyor. Bulduğumuz blueprintleri, tarifleri burada görebiliyoruz. Studies kısmında yine öğrendiğimiz şeyleri burada görüyoruz. Bu database kısmı aslında oyundaki her şeyi anlatıyor. Yani virüsler, eşyalar, işte yemekler, kaynaklar vesaire, işte dünya ile ilgili işte buradaki objeler, bölgeler, işte gittiğimiz yerler, radyo kulesi olsun, bahçe olsun. Bir bahçeye gitmiştim. İşte ilk orada yaralanmıştım. Bir minik bir yaratık vardı bahçede. O saldırmıştı, küçücük bir şey. Vesaire. Bütün her şey burada toplanıyor. Doğayla ilgili bilgileri de burada alıyorsunuz. Zaten bu bölgelerde gezerken notlar, işte laptoplar, tabletler bulduğunuzda bunların da datalarını görüyorsunuz. Bu hem oyunun dünyasında neler olduğunu anlatıyor. Bazen de bazı tarifleri vesaire öğrenmenizi sağlıyor. Şimdi şu bahçeye gidelim. Burası toksik bir yer. Gördüğünüz gibi oksijen şeyimiz var ya üstümüzde, tankımız. Onun sayesinde hayatta kalabiliyoruz. Bunlar da sentetik veriyormuş aslında. Sentetiği zaten dışarıda buluyoruz. Şu alamıyoruz. Kristal önemli oyunda. Kristal bulduktan sonra şu an elimdeki şeyi yapabildim. Oyunun en başında yapılması gereken şey diye düşünüyordum bunu. Ama en başında yapamıyormuşum. Çünkü kristalleri bulamıyordum. Burada olması lazım. Bu da kristal bateri istiyor. Aslında ben bunu sanki keşfettim ya. Keşke getirseydim. Aslında bunu bir gidip yapıp tekrar gelebilirim. Etraftan bir şey bulalım. Burada bir arkadaşımız maalesef kendisine ayrılan sürenin sonuna gelmesiyle beraber aramızdan ayrılmış.
Burada bir merdiven var mı? Şuradan çıkayım aslında. Bir de şu hakikaten bateri yapıp tekrar gelmek istedim. Çünkü burayı keşfetlerken benden yapmamı istediği bir şey var belli ki burada. Onu yapmak için de onu çalıştırmam gerekiyor. Bakın mesela önümüzü açtık burada. Tam geçemedik. Şunu da açalım. Yeni bir çevre bulduk. Aa, hatta laboratuvarı da bulmuşuz. Daha doğrusu bulmamızı istiyor şu anda. Buradan bir takım bitkiler alıyoruz. Ama şu an şöyle bir sıkıntımız var. Oksijen seviyesi kritik seviyeye geldiği için ben hemen aşağı ineceğim. Asansöre bineceğim. Bir oksijen tamamlayıp tekrar geleceğim. Ben bayağı geri sayayım. Neyse ki başımıza bir şey gelmeden sorunu hallettik. Bu arada bu oksijen tüplerin içinde oksijen yok sanırım. Daha doğrusu var ama bunun daha büyüğünü yaptığımızda daha fazla oksijene sahip olabiliyoruz. Daha uzun süre bu tip toksik alanlarda gezebiliyoruz. İçine oksijen basamıyoruz. Yani öyle oyunlarda var. Normalde oksijeni... tüpün oksijenle doldurduğumuz ve bu sayede daha uzun süre aktif kaldığımız diyeyim bu tip alanlarda. Şu an onu bulamadım. Muhtemelen o da keşfedilecek bir şeydir. Şu laboratuvara gidelim. Tam video çekerken önemli bir keşif yapmış olabilirim. Daha doğrusu oyun istediği şeylerden birini yapmış olabilirim. Laboratuvara doğru giderken oradan belki çok enteresan bir şey de buluruz. Gerçi bu ikonlarla burada bir laboratuvar olduğunu belli etmişler. Bunlar birazcık platform gibi oldu. Gerçekten bir labirent yapılmış burada ya. Aa, oksijeni buradan alabiliyormuşuz. Demek ki az önce aşağıda da bulduğum cihaz bana oksijen veren bir cihazmış. Yere de düşmek istemiyorum. Bu kadar gelmişken bir yer daha bulduk. Umarım yukarıda bir tane daha vardır. Yoksa bir yerden sonra geri dönmem gerekebilir. Müthiş bir labirent. Burada alınacak bir şey var sandım. Şimdi laboratuvarı da keşfet diyor. Aa, süper. Tam burada oksijen şeyimiz var. Bu neymiş ya? Daha önce görmediğim şeyler görüyorum. Yine bol bol kaynak topladım. Burada görmem gereken başka bir şey var mı? Burayı hallettik. Zaten buradan geldim. Aynen buradan geldim. Aa, bir merdiven daha varmış. Ama bir saniye, madem şuraya bir istasyon açtık, çıkmadan bir daha oksijenimizi yenileyelim. Belki oradan bir tane daha bulamayabiliriz. Bol bol loot yapıyorsunuz. En sevdiğim şey, gördüğüm her şeyi toplamak. Burada bulmam, daha doğrusu gitmem gereken bir yer daha kaldı mı diye bakıyorum. İnsanın böyle bir yerlere atlayası geliyor ama çıkamama ihtimalim olduğu için şöyle atlasam. Yok. Bence ben buradan alacağımı da aldım. Şu aşağı bir daha ineyim. Şöyle bir yükseklikten düştüğünüzde çok bir sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi. Oraya girebiliyordum zaten. Bu yine uyarı verdi. Hemen bir dolduralım. Ah evet. Bunu niye hiç aklıma gelmedi bilmiyorum. Bu oyunun başında çok kullandığım bir cihazdı. Bu scanner sayesinde etrafta ilk defa gördüğünüz şeyleri tarayabiliyorsunuz. Bir virüs örneği analizi yapan bir araçmış bu. Şu an bunun keşfini yapmış oldum. Aslında etrafta belki böyle evet başka şeyler de vardı. Anlatırken bunu kullanmam gerektiğini unuttum. Bu da bir yeni yaşam formu. Datası elde ettik. Tünelleri de keşfet diyor. Ben bunu da bir tarayayım. Muhtemelen bunu da yapabileceğim artık. Oksijeni de alalım. Şimdi bana tünelleri keşfet diyor ama tünellerden kastı, burada gelmişken başka bir görmem gereken bir şey var mı ona da bakıyorum. Tüneller belki burada da olmayabilir. Ben o yüzden yavaştan şöyle kaçayım. Hatta aşağı ineyim, belki aşağıda bir şey vardır ve bu cihazı aşağıda da kullanayım. Aklıma niyeyse hiç gelmedi. Aşağı inelim. Güzel. Yani buralardan böyle atlayasım geliyor da işte ne olur ne olmaz. Şuraya atlayalım. Şuradan yine oksijenimizi tazeleyelim.
Ben buradan atlarım ya. O kadar da değil. Bir şey olmadı. Güzel. Mesela burada tarayabileceğim bir şey varsa hazır gelmişken. Şunları tarayamıyoruz. Buralarda da bir şey göremedim. Bu yüksek. Buradan atlamayayım. Şunu tarayabiliyor muyum? Yok. Şimdi... Buralara daha önce gelmemiş miyim acaba? Bu yeni bitkileri de görünce hep böyle saldıracaklarmış gibi geliyor ama. Orada susamışım. Yanımda sanki bir içecek vardı aynı. Buradan bir, iki tane içelim. Bunları da yiyebiliyoruz da sağlıktan götürüyor. Hiç denemeye gerek yok. Bunu çalıştıramıyoruz çünkü yanımızda şey yok. Şuraya niye gidemiyorum ya? Gitmem gereken yer orası olabilir. Buradan bir kapı yok. Bu arada bunu da aynen gelmişken toplayayım. Hatta gelmişken bu son kaynakları da alayım. Hala alınacak şeyler var burada. Güzel. Belki de o tarafa buradan geçiliyordu. Daha doğrusu yukarıdan geçiliyordu. Oraya atlamış oldum ama bu keşif kısmını şu an çok fazla uğraşmadan alabileceğim son şeyleri de alayım derken bir de buraya gelelim madem. Aa, burada alternatif yol varmış. Yo, aynı yere geldim. Aynı yere mi geldim? Aa, başka bir yere geldim. Evet, tünel dediği yerde burasıymış. Ama şu an ben oraya girmek istemedim çünkü... Şunu da alalım. Oksijenimin bana yetebileceğini sanmıyorum. Ama gördüğünüz gibi kaynak toplamaktan da geri kalmıyorum. Şu an bir an önce bir asansöre binip... Burası beni birazcık darladı. Kaybolmadım diye düşünüyorum. Sanırım şuradan gelmiştim. Evet. Burası biraz bana sıkıntı verdi. Buradan tekrar yukarı çıkalım. Şimdi gördüğünüz gibi orada bir laboratuvarı keşfetmemişse laboratuvarı keşfettim. Bir iki tane de yeni cihazı taradım. Artık muhtemelen onları da yapabileceğim. Tünellere gitmemi söyledi. Tünelleri de gördüm. Oraya da inebilirim. Ama şu an bu oksijen yetersizliği baskısıyla bunu yapmak istemiyorum. Bir de aşağıdaki istasyona da bir pil takarak aslında onu da çalışır hale getirebilirim. Burada bir tane boş şey vardı. Güzel. İşte bir yere geldiğinizde yapmanız gereken şey bu. Etrafı iyice araştırmak, bir bilgi varsa onu almak, kaynak varsa onları toplamak ve sonrasında ölmeden tekrar geminize gitmek. Bu arada işte sağlığınıza, açlığınıza ve susuzluğunuza dikkat etmeniz lazım. Her şeyi bitirdiniz diyelim. Buradaki işiniz bitti. Geminin de kontrolünü biraz göstereyim. Hani gökyüzünde geçiyor dedik oyun. Buraya bakalım. Evet, yeni şeyler buraya gelmiş gördüğünüz gibi. Elektrik elementi yapabiliyordum ben sanki. Bakalım. Yeni eklenen şeyler burada görünüyor. Bir tek o element için copper lazım. Ama sanki bende vardı ondan ya. Bir bakayım. Burada değil. Bir de şuna bir bakacağım. Bu da bir yere konulan bir şey mi? Evet. Süs eşyası olarak. Nereye koyayım bunu? Buraya koyalım. Çok sevimli oldu gerçekten. Her şeyi yapabilirsiniz, bitirebilirsiniz vesaire. Peki nasıl uçacaksınız? Bunu göstereyim yani. Gökyüzünde bir oyun derken gökyüzünde hiç hareket etmemiş olmam komik olur. Geminin kontrolüne geçtikten sonra yukarı ve aşağı hareket edebiliyorsunuz. Bu gemi normalde 290'a kadar çıkamıyor. İşte bu bir durduralım tekrar. Havada durabiliyoruz. Şunlardan yapıyorsunuz. Bunlar 20'şer metre ekliyor. Ben biraz da bir yamuk yumuk yerlere koydum ama bunları daha düzgün yerlere koyarsanız daha şık bir geminiz olur. Bir kapatalım. 290 buraya erişmemizi sağlıyor. Normalde daha aşağıda kuleler var. Daha yüksek kuleler de var. Sonrasında şöyle gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Oyunun haritası
içinde. Haritada nerede ne var? Yakındaki şeyleri belki gözünüzle görebilirsiniz ama şu haritada ki bunu da bir yerde keşfediyorsunuz. Bu hedeflerinizi size gösteriyor. Şu anda ünlem olan yere gelmemi istemişti. Buraya geldim. Daha görev bitmedi. Ben buraya geri dönerim ama işte soru işareti olan yerler var. Keşfetmeniz gereken önemli yerler var. Ya da işte klasik sırf en basit kaynakları bulabileceğiniz şu tarz yerler var. Bir yere gideceksiniz. Diyelim çok uzakta bir yer var. Şuradan hızı kilitliyorsunuz. Gemiyi bırakıyorsunuz. O kendi kendine gidiyor. O sırada siz burada araştırma mı yaparsınız? Bir şey mi üretirsiniz? İşte yemek mi pişirirsiniz? Bu tamamen size kalmış. Şu kirli suyu alalım. O kirli suyu hatta şuraya koyalım. Çünkü onunla yaptığımız yemekler bizi mahvediyordu. Daha yemedik ama olsun. Crystal Energy. Ha şu şeye bakacaktım. Ondan galiba yapabiliyorum artık. Bakayım. Onu buradan görürüm. Bunlardan gerekiyordu aşağıda. Hemen bir tane yapalım. O giriş katına koyarız. Siz oraları şimdi göremeyeceksiniz ama orada gelmişken şöyle aşağıda ineyim. Diyelim burada bir şey var. Burası bir hedefiniz. Yavaş yavaş inmeye başlıyorsunuz. Çok sert inmeyin. Gemi çok ekstra durumlar dışında hasar almıyor ama işte buraya çarparsanız ya da bazen uçtuğunuzda şu an çok fazla şey uçmuyor etrafta ama onlar da size çarpabiliyor. Böyle bir yer var. Bir hedef var diyelim. Geliyorsunuz sakin sakin. Geldik. Güzel. Şimdi yavaş yavaş iniyoruz. Çok sert inmeyin. Biraz sert inseniz de bir şey olmaz ama. İndim. Zaten şurada çapayı görüyorsunuz. Artık bu indiğiniz anlamına geliyor. Ha bir şey olursa da diyelim çarptınız. Neredeydi o? Şunları yapabiliyorsunuz. Hemen de buna işte o hasarı gördüğünüz yere basıp tamirat işini halledebiliyorsunuz. Bunu da aldım. Şuradan da ineyim. Hatta bir tane de şey yapayım ya. Elimdeymişken. Bakalım yapabiliyor muyum? Birkaç çıkalım şuraya. Mesela oda. Ama merdivenli istiyorum. Plastik scrap da var mı? Olsaydı yapardım. Onu ben yapabiliyor muyum? Ona bakalım. Yapabiliyormuş. Belki bir tane de yapı şeyi göstermiş olurum. Yalnız bu... Hah bunu da hallettik. Nereye onu takabilirim? Hemen yan tarafı büyüteyim. Şeyi de göstereyim. Bir parçayı alabiliyorsunuz dedim ya. Mesela bunu buradan alacaksınız. Q'ya basılı tutup onu sökebiliyorsunuz. Sonrasında da sentetiğe ihtiyacım oldu bu sefer de. Hemen alalım. Temel kaynaklardan biri. Ve şundan yapalım. Bunu içeriden yapayım. Buradan çok iyi görünmüyor. Gördüğünüz gibi artık gemim daha büyük. Şöyle çıkalım. Evet. Üst kata da çıktık ama tabii çok garip bir yerde durduk. Bir de şu söktüğüm şeyi tekrar takmam gerekiyor. Yoksa az önce çok önemli şeyler topladığım yere bir daha gidemem. Bunu böyle arkaya takmak istiyorum. Çok net parçaları ekleme noktaları yok. Biraz size bırakıyor oyun. O yüzden çok çirkin görünebiliyor. Gördüğünüz gibi biraz garip göründü ama olsun. Hatta elim değmişken ben bunu da alayım. Onu da öbür tarafa takayım. Böylece geminin ön taraflarında bir engel olmasın. Bakayım onu nereye takmışım. Odanın neredeyse bittiği yere takmışım. Şurada bir yer. Evet. Yani daha iyi olabilirdi. Ama kötü olmadı. Merdivenden aşağı inebiliyor muyuz? Yok illa basacağız. Tamam. Neyse bunun altının üstünde bir kat çıkarak da burayı daha da büyütebilirsiniz diyorum. Oyunla ilgili birçok şeyi gösterdim bence. Bundan sonrası yani birkaç saatte bunları keşfedeceksiniz ama bundan fazlasını keşfede size bırakayım. Oyunun çok garip bir fiyatı vardı. Çok ucuz değildi ama böyle küsuratlı falandı. Eğer oyun hoşunuza gittiyse direkt alıp oynamaya başlayabilirsiniz. Ya da bu gelişim sürecinde ki bir yıl boyunca erken erişimde kalması planlanıyor. Hani beklersiniz gelişimi bekleyip işte oyuncuların yorumlarına bakarak da alabilirsiniz. Yani fena değil tek başınıza oynamak için. Bu arada erken erişim sürecinde fiyatı değişmeyecekmiş ama tam sürüme geçeceği zaman fiyatı artacakmış. Bunu da belirtmişler. Bunu da söylemiş olayım. Oyuna eklenecek olan yeniliklerin tamamı da Steam sayfasında yazıyor. Benim aklımda kalanlar 4 kişiye kadar işte oyun desteği ve savaş sistemi ama başka şeyler de var. Bir bunlara da bakın derim. Tabii nasıl bakacaksınız? Oyun hoşunuza gittiyse ve almak isterseniz diye Steam linkini de açıklama kısmına bırakayım. Ve bu videoyu burada sonlandırayım. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.